Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine nefis bir tatlı tarifiyle geldim. Perde tatlısı yapacağız bugün. Hem görseliyle hem de lezzetiyle muhteşem bir tatlı arkadaşlar. İsterseniz iftar için hazırlayın, isterseniz bayram için hazırlayın. Her şekilde muhteşem olacak. İnanın tadına doyamayacağınız nefis bir tatlı oluyor. Evet şimdi hemen yapımına geçelim. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayacağız. 2 su bardağı toz şeker ve 2,5 su bardağı suyumuzu tenceremize alalım şekerimiz güzelce eriyene kadar karıştırdıktan sonra ocağa alalım ve kaynamaya bırakalım tatlımız sıcak şerbetimiz soğuk olması gerekiyor o yüzden öncelikle şerbetimizi hazırlayalım ve soğutalım Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir dilim limon atalım. 2-3 damla da limon sıkalım ve 15 dakika boyunca kaynamasını bekleyelim. Ee, süre tutun arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan itibaren 15 dakika yeterli olacaktır. Çok fazla da kaynatmayın. Kıvamı çok koyu olacaktır. 15 dakika yeterli oluyor. Evet şerbetimin altını kapattım. Şimdi tahtımda kullanacağım. 125 gram tereyanı erittim eridikten sonra üzerine bir çay bardağı da sıvı yağ ekledim ve şöyle ikisini güzelce karıştırıyorum bunu tatlımın yapımında kullanacağım evet baklavalık yufkalarımı temiz bir bezin arasına aldım ve kullandıkça bezin arasına sarıyorum ve tekrar katlıyorum arkadaşlar çok çabuk kuruyor eğer açık bırakırsanız istediğiniz şekilde Yapamazsınız mutlaka sizlerde bezle sarın arkadaşlar. Evet bir tane baklava yufkayı tezgahımın üzerine aldım ve yağımdan gezdirdim kaşıkla. Evet böyle uç kısımlarını kapatıp ve elinize şöyle yaydırın bu şekilde daha rahat bir şekilde yağ her tarafına yayılacaktır. Bu şekilde yapmazsanız fırçayla da sürebilirsiniz bu şekilde. Evet şimdi üzerine biraz irmik serpiyorum arkadaşlar. İsterseniz ince çekilmiş ceviz veya hindistan cevizi, fındık serpebilirsiniz. Ama irmikli de çok güzel oluyor. Evet bu şekilde uç kısımlarından tutarak hafif hafif katlayarak pile şekli veriyoruz arkadaşlar. İnanın yapması çok keyifli. Çok da basit bir tatlı. Evet bu şekilde bitene kadar böyle pile şekli verdim. Ve dikdörtgen borcamıma hazırlamış olduğum yufkalarımı alıyorum. Evet yine aynı şekilde baklavalık yufkamı tezgahıma serdim ve şöyle 2-3 kaşık kadar yağımdan gezdirdikten sonra hem baş kısmını hem de bitiş kısmını katlayarak elimle tüm yağı yufkanın her yerine yaydım. Evet şöyle birazcık irmik serptikten sonra tekrar iki ucundan tutarak hafif hafif katlayarak pile şeklinde yufkamı sarıyorum. Evet böyle kenarlarına bardak koydum arkadaşlar. Pilelerin açılmaması için. Bu şekilde borcamımız dolana kadar tüm yufkalarımızı sarıp hazırlayalım. Evet son olarak bir sefer daha sizlere göstermek istiyorum. Evet bu şekilde tüm borcamımı tamamladım. Ben toplamda 11 tane baklava yufkasıyla e, borcamı tamamladım arkadaşlar. İsterseniz tepside de yapabilirsiniz uygun bir tepsiniz varsa. Evet şimdi e, tatlımı öncelikle ön pişirme için 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika çok hafif kızarana kadar pişireceğim fırındayken biz de üzerine dökeceğimiz sosu hazırlayalım. Bunun için 2 yumurta ve 1 çay bardağı toz şekeri uygun bir kabın içerisine alalım. Ve şekerimiz tamamen güzelce eriyene kadar çırpıcıyla çırpalım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ve 1 paket de kabartma tozu ekleyelim. Ve bu karışımı güzelce homojen bir kıvam alana kadar karıştıralım. Bunu tatlımız yaklaşık 20 dakika kadar fırında bekledikten sonra çıkaracağız. Üzerine sosu dökeceğiz arkadaşlar. İkinci bir defa tekrar fırına vereceğiz. Yani iki sefer fırında pişmiş olacak. Toplamda 45-50 dakikaya yakın 180 derecelik fırında güzelce kızarmış oluyor arkadaşlar. Ama her fırında farklı olabilir. Lütfen dikkatli pişirin. Evet gördüğünüz gibi yaklaşık 25 dakika sonra benim tatlım hafif böyle kızarmıştı şimdi hazırlamış olduğum sosumu her yerine eşit miktarda gelecek şekilde kaşıkla döküyorum pişirme esnasında altının da güzelce kızarması için arkadaşlar fırınınızın birazcık alt kısmına doğru koyarsanız borcamı altı da çok güzel bir şekilde kızaracaktır yani pişme esnasında mutlaka kontrollü pişirmek gerekiyor her fırın farklı pişirebilir farklı sürede pişirebilir arkadaşlar. O yüzden fırın süresi vermek pek doğru değil. Ama genelde yorumlarda soruyorlar kaç dakika pişiyor? Ben kendi fırınıma göre söylüyorum arkadaşlar. O yüzden herkesin fırını farklıdır. Mutlaka kontrollü pişirin. Evet şimdi sosunu döktükten sonra tekrar fırına veriyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir 20-25 dakika daha pişecek. Evet gördüğünüz gibi üzeri nar gibi kızardı. Şimdi fırından alıyorum ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra yaklaşık yani 5 dakika sonra tamamen soğumuş olan şerbetli tatlımı buluşturuyorum. Şerbetim buz gibi arkadaşlar. Kesinlikle sıcak değil. Tatlım da sıcağa yakın. Yani ılık diyebilirim arkadaşlar. Daha çıtır çıtır olmasını istiyorsanız tatlınızın tamamen soğuduktan yani ılımaya yakın dökebilirsiniz. Sıcak sıcak dökerseniz eğer tatlınız fırından çıkar çıkmaz dökerseniz hamur olabilir arkadaşlar. O yüzden mutlaka şöyle bir 4-5 dakika bekletin dinlensin daha sonra şerbetini dökebilirsiniz Evet benim tatlım yaklaşık 200 saat bekledi arkadaşlar dinlendi şimdi sizlere şöyle dilimleyerek son halini göstermek istiyorum inanılmaz lezzetli bir tatlı arkadaşlar hem görsel olarak hem de lezzet olarak mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bayram sofralarına da çok yakışacak bir tarif arkadaşlar. İftar sofrasına da çok yakışacak bir tatlı. Mutlaka deneyin ve denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Umarım sizler dener ve memnun kalırsınız. Evet istediğiniz büyüklükte Tatlımızı dilimleyelim ve üzerine de toz yeşil fıstık veya hindistan cevizi koyarak servis edebilirsiniz veya boş olarak sade olarak da servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem arkadaşlar. İnanın lezzeti de aynı şekilde. E, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir tarif gerçekten. E, eğer baklava açmakta e, zorlanıyorsanız e, ve bu tarif gerçekten tam size göre arkadaşlar. E, dışı çıtır çıtır, böyle içi de hafif yumuşak e, nefis bir tatlı oluyor arkadaşlar. E, şöyle sizlere bir dilim alıp yakından da göstermek istiyorum. gördüğünüz gibi tatlımızın içi de muhteşem görünüyor altı da çok güzel kızardı Üzeri de aynı şekilde arkadaşlar ee, görüntü zaten her şeyi anlatıyor İnanın lezzeti muhteşem bunun garantisini veriyorum ee, çok beğeneceğinizi düşünüyorum Eğer denerseniz olumlu veya olumsuz bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar sizler tatlımızın son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer bana destek olmak isterseniz videolarıma beğeni ve ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer beni ilk defa izliyorsanız bu videoyu izledikten hemen sonra Kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Soru, görüş ve önerilerinizi bana yorum kısmından ulaştırabilirsiniz. Yapmamı istediğiniz tarifler varsa onu da aynı şekilde yorumlarda bana belirter, belirtirseniz ben de sizlerin isteği doğrultusunda tarifler yapmaya çalışırım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.